Gelin Evinde yeni hafta birbirlerinin evine konuk olacak 5 yeni gelinle başlıyor. Haftanın ilk gününde Şeyda Hanım'ın evinde neler yaşandı? Ben sevmiyorum. Şöyle gidip köşeyi bıçağı parmaklayıp... Saçmalığın daniskasıydı. Şeyda Hanım, kıyafetinden göbeğinin çıktığını söyleyen misafirlerini nasıl şaşırttı? Biraz göbeğini mi çıkarmış? Bir şekilde eleştiri bekliyordum ama bu kadarı çok çok fazlaydı. Yeni gelinler bu hafta çok iddialı. Açmak için izin almadınız bir de. Her köşe bucağın tozuna baktılar. İznin ne tozu burada. Çeyizler açılınca kim şaşırdı, kim eleştirdi. Onun amacı nedir? Günün sonunda Şeyda Hanım yeni gelinlerden kaç puan aldı? Ve onların toplamında puanım. Sana puanım. Hepsi az sonra. İşte bu haftanın yarışmacıları. Merhaba, ben Şeyda Çapraz. Kocaeli'den katılıyorum. Kamuda çalışıyorum. 1,5 yıllık evliyim. Gelin evime gelin evi görün diyorum. Kübra Kaya, 21 yaşındayım. Dış ticaret mezunuyum. 2-3 aylık evliyim. Eşimle çok mutluyum. Heyecanlıyım. Merhaba, ben Müşra İpek Kazak. 21 yaşındayım. 2 aylık evliyim, daha taze gelinim. Şu anda bir işle uğraşmıyorum. Sırf bu yarışmaya girip kazanma hırsı olduğundan dolayı işten kovulmayı göze aldım ve kovuldum. İsmim Serpil Kaya Akman. 26 yaşındayım. İstanbul Seyrantepe'de oturuyorum. Ben Yazgı, soyadım Okumuş. 28 yaşındayım. Eşimle 5 yıllık bir birlikteliğin sonucunda evlenme kararı aldık. Güler yüzlüyüm, neşeliyim, çok konuşmayı severim. Bir hafta boyunca ekranlarınızda olacak yeni gelinlerimizi tanıştırmak üzere bir alışveriş merkezinde buluştuk. Nereden katılıyorsun? Ben Beylikdüzü'nden geliyorum. Siz? Ben Sancaktepe. Seyrantepe. Pendik. Kocaeli, İzmit. Aa. Evet, en uzağınız benim. En uzak bensin. Farklı bir şehir göreceksiniz benim sayemde. Çok merak ediyorum. İlk gün kim, son gün kim? O zaman kura çekimine başlayalım. Madem bu kadar merak ediyoruz. Evet. Haftanın heyecanı tüm gelinlerimizi o kadar sarmış ki daha birbirlerini tam tanıyamadan kimin hangi gün ev sahibi olacağını belirlemek üzere kura çekimine başlıyorlar. 1, 2, 3. Hayır. Hayırdır, hayır. İlk gün değilim ama. Perşembe. En güzel. Ben iyi bir güne geldiğimi düşünüyorum. Olamaz. Ben çarşamba. Ben de hayırlı bir güne geldiğimi. Pazartesi, ben de inanmıyorum. Kura'da hiçbir zaman benim şansım olmaz. Bunu zaten herkes biliyor. Kura şanssızlığım yani bir kez daha kanıtlanmış oldu. Belki de ilk gün yarışmak bir avantajdır Şeyda Hanım. Gelin evinin ikinci haftasında ilk gün Şeyda Hanım'a konuk oluyoruz. İkinci günün ev sahibi Serpil Hanım. Çarşamba gününün ev sahibi Büşra Hanım olacak. Perşembe günü ise Yazgı Hanım'a misafir oluyoruz. Gelin evinin ikinci haftasında final heyecanı Kübra Hanım'ın evinde yaşanacak. Kızlar, madem biraz birbirimizi tanıdık, hadi altınları almaya gidelim. En güzel. Aynen, gidelim. Kura çekiminin ardından hanımlar finalde aralarından sadece birinin takıp takıştıracağı altınları almaya gidiyorlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Gelin Merhaba. Evinden geliyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Evet, haberimiz var. Altınlarınız bende. Evet. Evet, siz de onlara bakmaya almaya size geldik. Nasıl olsa hepsi bende toplanacak. Biz daha önce bunu diyenleri gördük Büşra Hanım. İnşallah sonunuz benzemez. Neyse, bunu başlangıç aldık. Devamı da gelir inşallah dördüyle birlikte. Bir takayım bakayım yakışıyor mu? Yarışmacılar iddialı herhalde. Kesinlikle öyle. Hanımlar, şimdiden takıp takıştırdınız ama onları cuma günü sizden geri alacağız ve hepsi sadece bir kişinin bileğinde toplanacak. Bunlar da size gelin evinin hediyesi. Bir katılım armağanı. Çok güzel. Teşekkür ederiz gelin evine. Güzel bir düşünce. Gelin evinde kaybetmek yok. Her yarışmacıya bir altın. Kızlar, baktıysak artık gidelim mi? Biliyorsunuz yarın ilk gün bendeyiz ve oldukça heyecanlıyım. Yapmam gereken bir sürü iş var. Olur, gidelim. Kadife keselerle altınlarını alan yeni gelinlerimiz haftanın ilk günü Şeyda Hanım'ın evinde buluşmak üzere ayrılıyorlar.
uzun bir yolculuktan sonra hanımlar Şeyda Hanım'ın evine ulaşıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğunuz? Gayet iyiydi. Güzel. Biraz uzundu, farklı bir şehir gördünüz bu sayede. Beğendiniz mi şehrimizi? Evet. Beğendik. İnşallah başka zamanda gezme şansı buluruz. İnşallah. İnşallah. Nasıl olmuşum kızlar? Bir kalk da görelim şöyle boyunu, postunu, elini. Tabii. Biraz inceleyelim seni. Yeni gelinlerimizi ağırlamak için böyle biraz süslendim. Hevesliyim. Şanslıyım herhalde sizlerle tanıştığım için. Yalnız çorabını ben hiç beğenmedim. O yazı kıyafetine hiç uymamış çorabındaki. Setin mi var? Setin takımı evet, mı var? Evet taktım. Yüzükler mi var? Taktım. Anlayamadım. Sanki böyle benim bu kadar altınım var. Görün işte arkadaşlar der gibi. Bunlar bende. Her şeyi takmışsın. Kesinlikle haklısınız. Biz Kars'tayım ben. Kars'ın Azerisiyim. Altını çok severiz. Biraz elbisine takıldım. Biraz göbeğini mi çıkarmış? Gebeğim 3 aylık hamileyim. Aa, güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. 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 Ay ben almayayım şimdilik. İnşallah. Çok güzel. Çok değişik bir duygu. Onun verdiği biraz şeyle yorgunum ama bana tamamen destek ve moral oldu yani. Ev kendinizin mi? Evet, ev kendimizin. Güzel. Ne kadar aldınız? 200 bin liraya aldık. Hoş geldin muhabbetinin ardından Şeyda Hanım ikramlarına başlıyor. Kahvenizi alayım. Siz nasıl alırdınız? Orta şekerli. Sizin? Ben kahve hiç sevmem. Başka? Onun yerine asitli herhangi bir içecek olabilir. Asitli tamam. Maden suyu olur mu? Olur. Da var. Olur. Tamam. Siz? Şekerli. Şekerli. Orta şeker. Şeker sizin? Ben sade fakat ben Türk kahvesini az köpüklü seviyorum. Vallahi Allah kolaylık versin Şeyda Hanım. Pek çok hanım şekerini ayarlamak için akla karayı seçerken siz bir de köpüğüyle uğraşacaksınız. Şu anda sineye çekebildiği kadar çekiyor. Evet. Ama bunun patlamasını bizden çıkaracağını düşünüyorum. En azından ne yaptığınızın farkındasınız hanımlar. Aslında olumsuz eleştirilerde fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz böyle bir yüzü düşüyor, tepkili, değil mi? Böyle bir sinirli tepkiler veriyor, sinirli yorumlar veriyor, cevaplar. Eleştiriye gelemiyor. Yeni gelinler salonda kazanları kaynatırken Şeyda Hanım neler söyleyecek bir de ona kulak verelim. Gayet ön yargılı gelmişler, dolu bir şekilde gelmişler zaten. Hani direkt gelir gelmez şurayı eleştirelim, şunu yapalım, şuradan başlayalım, şuradan vuralım, hemen moral motivasyonu düşürelim diye kesinlikle motivasyonumu falan düşüremeyecekler. Ben gayet iyi hazırlandım, gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Ne yaparlarsa yaptınlar. Boş diyorum. Acaba bu koltukları öbür evinden mi getirmiş? Biraz hırpalanmış gibiler. Şey masa da öyle, sandalyeler falan. Masanın örtüsü var. Çok belli olmuyor da koltuklarda acayip belli oluyor. Kolları, ayakları. Bir 10 senelik. Benim annemin takımları hala yedi. Bayağı yani. Bir hırpalanmış evet. Gibi. Düğün fotoğrafının salonda olmasını kesinlikle. Asla hoşlanmıyorum. Neden? Düğün fotoğrafı özeldir ya. Nasıl yatak yani? Odasında olması gerektiğini düşünüyorum. Pardon. Salonda düğün fotoğrafı yani böyle büyük çerçeve. Şunlar gibi mesela hani böyle öyle olabilir. Küçük çaplılar olabilir. Paylaşabilirdi. Bu kadar büyük devasa. Evet, kahvecimiz de geldi. Nereden kaldınız? Nereden devam ediyorsunuz? Biz de düğünde çok güzel olmuşsun diye konuşuyorduk. Öyle miydi Büşra Hanım? Bizim aklımızda farklı kalmış demek. Biz de eşlik etmeyecek misin? Kahve biraz bunu zararlı olduğu için başka bir şey içeceğim. Evet tabii biz de beraber eşlik etmiş olursun. Kahveler istediğiniz gibi mi hanımlar? Hayır bana biraz sade gibi geldi. Benimki orta şekerli gibi olmuş. Senin orta şekerliği sade gibi yapmış sanırım. Hanımlar, siz daha ilk dakikadan fazla zorluyorsunuz ev sahibini. Yalnız ben geldiğimden beri bir 3-4 kere falan yer değiştirdim. Oturamıyorum çünkü şu anda rahat değilim. Ben de rahat değilim. Yastıklardan dolayı galiba bilmiyorum hem yastıklar, ama rahat değilim. Hem de bu en çok sevdiğim sert. Model de olsa bu kadar yastık, bu temizlik için de uzanmak için de yani şu koltuk benim için bir keyif ortamıdır. İşten gelirsin, zamanını burada geçiririz. Evet, farklı bir eleştiri oldu. İşten gelince burada zamanımı geçirmiyorum. Yukarıda oturma odam var. Buraya misafirlerimde bir şık, hani şık bir şekilde buraya diyor. Şimdi rahatlık olarak yukarıda köşe, koltuk ve yumuşacık. Hani nöbetten geldiğimde, işten geldiğimde kendimi atabileceğim rahat bir koltuğum var.
Şeyda Hanım'ın düğününde yaşananları damat beyin annesinden yeni gelinler nasıl yorumladı? Hani sen de bilmiyorum sadece bir gösteriş düğünü gibi tam bir görgüsüzlüktü. Hanımlar kahvelerinizi içtiniz. Hediye zamanı gelmedi mi daha? Hediyeleri açmak ister misin? Tabii ki de bekliyorum heyecanla merakla. Önce benim çok merak hediye... etseydin hemen isterdin hediyeleri. Hiç istemedin. Geldin öyle bir yüzsüzlük yapmak istemedim. Hediye almayı da çok seviyorum. Hediye vermeyi de çok istiyorum. Benim de size bir hediyem olacak tabii ki de. Hediyeden yana bahtımız açık yani bugün. Kesinlikle çok güzel bir renk. Pembe rengi tercih etmişsiniz. Evimde pembe yoktu ama maviye yakışan bir renk pembe biliyorsunuz. Evet. Çok güzeller. Çok güzel. Zevkiniz çok güzel. Güle güle çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın Büşra Hanım. Hediyenizi geri götürmenize gerek kalmadı. Şöyle. Bir de heyecanlı. Buna bak bakalım inşallah bu da memnun eder seni. Bakalım inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok ince düşüncelisiniz siz de. Mutfağımda kullanacağım tabii ki de. Pembe rengi de yine orada kullanmıştım. Teşekkür ederim. Rica ederim. De beğenmesen kullanmayacak mıydın onu merak ettim evet, şimdi. Evet beğenmesem kullanmayabilirdim ama beğendim kullanacağım. Ne yapacaktın? Atacak mıydın beğenmesen? Onu beğenmediğim zaman düşünürdüm. Seni güzel hatırlayarak kullanacağım. Orası ayrı. İyi, bence bunun için teşekkür etmen gerekiyor. Bence önce seni bana teşekkür etmen ben gerekiyor. Ben teşekkür ettim zaten sana. Tamam o zaman ben rica neyiz. Ederim. Serpil Hanım'ın Şeyda Hanım için hediyesi rengarenk kaseler. Renklerin tonlarına uyum vermişsiniz ama farklı farklı renkler tercih etmişsiniz. Mavi tonların ikisini de koydum oraya. Evet, iki mavi. Aynen. Ben sevdim zaten. Sevdiğimi söyledim. Şöyle bırakacağım. Bakalım benimkini beğenecek misin? Böyle bir eksiğim vardı. Yalnız öndeki detayına bakarsan. Mavi. Evet bu tarafta da gördüm. Mavi benim. Ben mavi demek seviyormuşum. Böyle bir şey var. Hanımlar, sohbet arasında bazı fikirlerinizi söylediniz ama asıl şimdi eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Şeyda Hanım'ın eviyle ilgili yorumlarınıza salonun dekorasyonuyla başlayalım isterseniz. Salonunda yok yok gerçekten Şeyda. Özür dilerim, yastığınızı alacağım. Buraya koyabilir miyim? Hiç rahat oturamadım çünkü ben. Serpil Hanım nedense bugün bir türlü rahat edemiyor. Ben sevmiyorum sert koltukları ya. Oturduğun zaman böyle bir... Sert bu kadar koltuk. Üst üste yastık değil mesela yani bir tanesi bak yetiyor böyle gayet iyi. Rahat bir şekilde oturmak istiyorsanız yukarıda da oturturum ben size. Sürekli yukarıdaki odam pufuduk falan dedi gayet güzel döşedim dedi. O zaman biz neden aşağıdaki misafir odasında oturduk? Neden bizi yukarıda ağırlamadı? Belki az oturuldu diye hani sert gelmiş olabilir. Koltuk oturunca yumuşamaz Şeydacığım. Koltuk oturunca eskir o yumuşadı dönende zaten çöpe gider. Bunun üstüne sen sülaleyinde dizsen bu koltuk yumuşamaz. Salonun gerçekten gözlerimi çok yoruyor. Nereye baksam bir göz orada yorucu var. Orada oturanın böyle bakması lazım sürekli televizyonun boyun ağrısı. Yani salonun hem küçük yani kullanım alanım dar diyorsun evet. Ama koskocaman çek yani koltuklar, çekyatlar evet, kocaman. Evet eşyaları bu eve göre televizyonun almadığın için. Yeri orası yani buradan böyle insanın boynu ağrır tutulur yani buradan böyle izlerken. Rahat bir şekilde izleniyor. Hiçbir şekilde bizim boynumuz ağrımadı. Oradan gayet net izleniyor. Şahsen oradan benim şu anda izleniyor. Sana bakarken bile boynum ağrıyor. Kaldı belki, ki ben burada evet. Televizyon izlesem tutulacak biraz herhalde boynum oturursan... böyle. Biraz abartıyor olabilir misiniz Yazgı Hanım? Bilemedim. Mesela ben şu model, benim annemin evinde de bu model perde vardı. Bu modelin yanına hiçbir zaman fon görmedim. Perdecide de yanına konulduğunu, hani teşhir amaçlı bir... Evet, konulduğunu ben de görmedim. İlk artı, defa görmüş oldunuz o zaman. Ya yeni bir uyum. Ben ona katılmıyorum şahsen. Onun altı zebradır. Üstüne fon bu yapılır. Evet. Ama altına zebra, evet. Stor takılır. Zebra evet. Kesik kesik bir... parça bir perdedir. O mutfakta kullanılır. Hani dediğiniz stor herhalde. Storum var bu zebra evde zaten kullanmak. Zaten modeli de zebra stordur. Diğeri de aynı fark etmez. Zebra kesik odan... kesik olan bir perdedir. Stor tamam, düz bir şekilde. Aşağı demek doğru istediğiniz... çektiğin zaman kumaşlar kapanıyor. Öyle zaten tabii ki de. Sizin demek istediğiniz stor. Ben tamam anladım. Yani stor. Stor, İkisi de stor evimde zaten. Var. Öbür evimde birinci kat olduğu için kullanıyordum. Ama burada güneşi alabilmek için stor takma gereği duymadım. Şuradaki halıya da takıldım biraz ya. Hani şu salonda ben bir anlam veremedim. Bir duvarda eşiyle fotoğrafı, karşı duvarda eşiyle fotoğrafının ilmik ilmik işlendiği duvar halısı. Bu ne sevgi Şeyda Hanım? Ben evet. Şöyle anladım. Şeyda
beğendiği her şeyi tek bir odaya almış, dizmiş. Evet. Ben onu her anladım. Şey birbirinden zıt objelerin arasında boğuldum kaldım. Resmen toplama kampı gibi bir salondu. Ben bir su içebilir miyim? Mutfağımız tabii ki de. Nerede? İleride solda kalıyor. Tamam. Şeyda Hanım, su bahane. Teftiş şahane diyeyim, gerisini siz anlayın. Ay Şeyda, ben dayanamayacağım gerçekten. Şunlar, şu gümüşler benim gözümü gerçekten çok yoruyor. Daha yakından gözünüze gitsin o zaman. Gerçekten dayanamayacağım yani. Özellikle şunu bir alacağım buradan. Yazgı Hanım, ev sahibine biraz ayıp oluyor sanki. Neden yerlerini değiştiriyorsunuz? Kaldırdım valla. Bunlar nedir ya? Bunların her gün tozunu nasıl alıyorsun? Nasıl parlattırıyorsun bunları? Maksat tozlu mu diye daha yakından mı bakmaktı acaba? Anlayamadık. Benim gözümü gerçekten çok yordu. Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırırlar ya böyle. Şampiyon olan takım aynı ona benziyor. Hatırasını şu şekil söyleyeyim. Kayınvalidem beni istemeye geldiklerini hani böyle şey süslenir ya, çikolata süslenir. Çok güzel şatafatlı çikolatalı süsletmişti. Bir, hani şampiyonluk kupası değil de öyle bir şey var yani. Muhakkak bir hikayesi vardır ama. İleride de. Mesela şu şöyle gayet sade kaldı orada. Hani sadece şu kalsaymış burada konsolun üzerinde sadece bu. Belki daha güzel görünebilirdi ama sen hepsini buraya dizmişsin. Evet benim bunlarım var der gibi. Yazgı Hanım salonu yeniden dekore etmeye çalışırken Büşra Hanım su almaya gitti ama buhar mı oldu ne? Ben puanımı bu kombin konusunda olumsuz yönde kullanacağım. Odanın renklerine ayrıca sıkıldım. Bunu puanımda yansıtacağım. Mesela ben bir saattir şeye takıldım. Fonun rengi yeşil mi mavi mi? Mavi. Ya. Mavi bir renk. Ya Işıktan mı? Mavi mi bu gerçekten tabii. Işıktan mı? Bir... Hayır mavi yeşil mavi. Işıktan dolayı görmüş olabilirsin mavi bir renk. Ben şeye takıldım ya şu duvardaki küçücük saate. Ondan önce de çok şeye takıldınız. İlle de saat kullanacaksan büyük bir saat olabilirdi diye şey, düşünüyorum. Simetri hastalığı yok galiba. Yok hayır. Eşinde de, eşinde sende de yok. Değil. Resme de çok takıldım. Açıkçası Şeyda'dan böyle bir salon beklemiyordum. Ne ararsan doldurmuş ve cümbüş gibi. Yani salı pazarına gitmiş oradan bir şeyler almış, çarşamba pazarına gitmiş oradan bir şeyler almış, her şeyi o odaya doldurmuş. Ku ne alaka? Neden burada ku var? Biz de diyorduk ki yeni gelinlerin biri kayıp. Evet Kübra Hanım, şimdi de sizi dinliyoruz. Arkadaşım gümüşle altın sarısının olduğu yerde o ne ki? Bence aynen, şöyle yapalım fikrim kızlar. Seninle. Bu daha güzel olur. Yani maviyle en azından uyum sağlar. Buraya koysak daha iyi olur. Salondaki konuşmaların tamam gereksiz ve yersizdi. Çoğunu zaten doğru bulmadım. Tamam eleştirilerine bir şekilde saygı duydum ama çoğu gerçekten çok gereksizdi. Kızlar salon için eleştiriniz bittiyse evin diğer yerlerini görün. Ondan sonra belki fikirleriniz değişir. Hep beraber size evimi gezdirmek istiyorum. Olur. Ben... Gezelim bakalım. Toprak tonlarının hakim olduğu salon rengiyle huzur veriyor. Işıltılı aksesuarların süslediği salona Şeyda Hanım kendi tarzını yansıtmış. Çeyizler açılınca kim şaşırdı, kim eleştirdi? Onun amacı nedir? Günün sonunda Şeyda Hanım yeni gelinlerden kaç puan aldı? Ve onların toplamında puanım. Sana puanım. Hepsi az sonra. Buyurun kızlar, mutfağımızdan başlayalım. Açabilir misin? Açtırmak istemiyorum ama yani açtınız mı? Hani açmak için izin almadınız bir de. Formatta bu peki, var, bakmak zorundayız. Bunu baştan söylediler zaten. Güveninizin tam olması gerekiyor. Tabii. Dolaplar tabii. Tamamlamıyor. Her şey açılsa bile tamam, bakabilirsiniz, sıkıntı yok. Güzel yani. Gayet yerlerinde. Burada yoktur. Orası kahveyi şuradan yapayım diye. O yüzden evet. Lokumu kahveyi önümde olsun diye o şekilde. Şuradan aldım. Az önce yastığı koltuktaki yastığı yere koydurmuyordu evet. Ama evet. Toz çıkabiliyor. İzninle tozu burada akıtayım elimden. Tozu bulunca büyük hayal kırıklığına uğradım. Önce o kadar yemek yapacağımı
birazcık temizlik yapsaydı daha iyi olurdu. Bunca hazırlığı hani bir anda çöpe bırakıp da şöyle gidip köşeyi bucağı parmaklayıp insan istediği yerden her türlü bir problemi, herkes istese bir yerden bir problem çıkar. İnsan gider tuvaletten biri şurada şu leke var diyebilir. Ama ya, hani bu şekilde hani her şeyi şu anda çöpe atmış olsun. Sizin için bu kadar, biz senin bir dakika, sizin için hani o kadar süslendim, hazırlandım, yemeğim olsun. Ellerine sağlık. Ama dibe köşeye parmakla şey, burası dip köşe değil. Mutfakta toz bulacağım da söyleyeceğim tabii ki. Bir de hani yaptığı hazırlıklarla mutfakta bulduğum tozun ne alakası var anlamıyorum yani. Savunmaya geçmene gerek yok. Sizler de sadece örnek veriyorum. Evet, bizim evimize geldiğinde bunu yapacaksın. Yalnız şunu da söyleyebilirsin. Yetiştiremedim. Yapamadım. Hayır, çok fazla hazırlık. Söylediğimi unuttum galiba. Son şunu söyleyip konuyu kapatacağım. Senin içeride hazırladığın ikramlıklarını benim gönül rahatlığıyla yemem için mutfağını görüp temiz olduğuna emin tabii olman lazım. Tabii ki de mutfağın temizliğine bakabilirsin. Evet hanımlar, mutfağın kontrolü bitti mi? Evet. Bitti. Sırada neresi var? Üst kata geçeceğiz. Önden buyurun hanımlar. Seslerin yükseldiği mutfak teftişinin ardından üst kata çıkıyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Temizlikte korkun benden demiştim ama ilk fireyi Şeyda verdi. Yakaladım. Kaçmaz benden. Aslında o tozu bulduğumda sinirleneceğine keşke dolaplarını biraz daha temiz tutabilseydi. Yemek masasının renk kattığı Şeyda Hanım'ın mutfağı hem modern hem de şık. Yatak odasını gezen gelinler neye kızdılar, neye şaşırdılar? Kendi kendinin yabancısı. Resmen saçmalığın daniskasıydı. Buyurun şöyle. Sadece çatı dubleks olduğu için bu odamda yukarıdan bir eğimi var. Onun dışında diğer odalarımda bir eğim yok. Bu da farklı bir hava veriyor. Yani hoş, ben beğeniyorum bu böyle. Yani bu şekilde alçak tavan olmasını bu tarafı. Bende panik atak var, boğulurum ben burada. Vallahi yatamam, nefes alamam. Nefessiz kaldım içeri girince. Şöyle bir tacımı göstereceğim size. Nedir o? Bu kendime yaptığım dolsa tacım. Genelde ilk olarak bebek patiği, zıbın falan hazırlanır Şeyda Hanım. En azından biz öyle biliyoruz. Şimdiden bir hevesli yani, daha bile olmadan önce yapmıştım. Eğer nasip olursa böyle bir şey takmak diye. Zamanı olursa terliğini falan da yapacağım. Yalnız yatak örtümde biraz şey geldi bana. Tabii 1,5 sene önce evlendin ama hani böyle artık şey, çok kaba mı diyeyim, nasıl söyleyeyim? Şatafatlı. Aynen. Canım biraz benim, ama şatafatlı. Şöyle bir şey, gelin dediğin yatağı böyle olur. Gelin yatağı diye, bu gelin örtüsü. O zaman sana yeni gelin yatağının yatak örtüsü nasıl olduğunu kendi evimde gösteririm. Olur. Yola çıktığı andan itibaren oldukça büyük laflar eden Büşra Hanım aynı şekilde konuşmaya devam ediyor. Ben Şeyda'ya katılıyorum bu konuda. Gelin yatağı biraz daha böyle şatafatlı, daha böyle büyük, daha gösterişli bir şeydir. Hatta bana bu sade bile geldi diyebilirim. Duvardaki resim gözümüzden kaçmadı Şeyda Hanım. Bu eşinizle üçüncü büyük boy tablonuz. Abajur düşündüm belki. Abajurların önemi bilin belki. Kendisinden bir abajuru var yatağımın. Var mı? Evet, kendisinden tamam. Gösterebilirim. Şöyle geçip. Abajur eğer kendisinden varsa o zaman ben şuralarda daha güzel, daha şık bir obje beklerdim. Bir abajuru olduğu için böyle. Anladım. Şöyle, o yüzden hani abajur kullanmaya gerek duymadık. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Yine benim kendi şahsi fikrim. Dantel emektir, işte çeyizden bir parçadır vesaire ama böyle spor bir yatak odası takımına bu dantel gitmemiş. Bu yatak odasının dekorasyonu spor değil ki Büşra Hanım. Yatak odam spor değil, klasik hani renk, spor olmuş olsaydı renkli ya da daha farklı bir şekilde ya da asimetrik gibi olabilirdi. Hani aynalı kahverengi ve dantelim zaten düz bir şey, yani dantelim bence yakıştığını düşünüyorum. Yani çünkü burada olmayış bir saniye. Ne olduğunu burada olmayışı zaten yeterince boş kalacaktı. Dantel kullanmayı da seviyorum. Yani belki fikriniz öyledir. Haklı ya, da olabilirsiniz. Yok, ben de Şeyda'ya şu konuda katılıyorum. Büşra. Evet, Şeyda'ya. Yalnız bu yatak odası klasik değil, bir orayı ayırdı. Herkes size katılmak zorunda değil Büşra Hanım. Yarı spor, yarı klasik olduğunu düşünüyorum ve bu yatak odasına dantelin gidebileceğini düşünüyorum. Sadece burada bu farklı bir dantel kullanıp da orada bir farklı komodinin evet, üzerinde farklı bir dantel kullanmam çünkü pek hoş özellikle olmamış. Evet hanımlar, yatak odası ile ilgili değerlendirmeniz ne olacak? Puanlamada akşam sınıfa geçip geçmediğini göreceğiz. O zaman şimdi de sizi çeyiz odasına alalım hanımlar.
Ben hayatımda bu kadar boğucu bir yatak odası görmedim. Neyin havası, neyin evin büyüklüğünden bahsediyor? Kendi kendinin yalancısı. Gelinler çeyiz odasına girdiğinde neye bayıldılar? Güzel. Çok güzelmiş. Ooo. Maşallah maşallah. El emeği, göz nuru. Kere. Evet, kesinlikle. Salonu ve yatak odası ile ilgili pek olumlu eleştiri alamayan Şeyda Hanım, çeyizleriyle bu kötü gidişata bir son verecek gibi. Odaya girer girmez hanımlar beğenilerini dile getirdi. El örgüsü. Ay, çok güzelmiş yalnız. Şöyle bir açalım mı? Evet, şöyle. Pek dantel sevmem ama hakikaten çok, çok güzel. Güzelmiş. Çok büyük bir emek söz konusu. Kesinlikle. Çeyizleri beğendiniz mi hanımlar? Beğendik. Evet, kumaşının rengini beğenmedim sadece. Koyu renk olsaydı güzel olur. Biz de tam dedik ki her şey yolunda gidiyor. Evet, çünkü dantelin tam anlamıyla ön plana çıkması lazım. Evet, koyu renk dolayı geride kalmış. Dantel daha bir güzel patlardı. Bence zaten ama danteli buradaki güle göre rengini seçmişler. Gayet güzel. Çok farklı. Muhakkak bunun farklı rengi de vardı. Bence çok güzel. Ben bunu beğendim. Bu dantel el işi mi? Pikecilerde evet. Dolu. Kim yaptı? Bu pike takımını komple. Kayınvaliden de ne kadar becerekli bir kadınmış ya. Maşallah her şeyi çok, yapıyor gerçekten alıyor. Gerçekten Allah herkese öyle bir kayınvalide versin. Şimdi de rengarenk oyalı Yemeniler önce elden ele dolaşıyor, sonra da yeni gelinlerin başını süslüyor. Çok güzel oldunuz hanımlar. Çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Örneğini almak isteyen bayanlar olursa bence kaçırmasın. Çok şık görünüyor. Örnek alınacak daha çok şey var burada. Neler var daha? Gösterin de görelim Şeyda Hanım. Şöyle bunu da kayınvalidem yaptı değil mi? Düşer yaptı. Bayılırım şimdi. Bunu annem yaptı. Onun amacı nedir? Bu evden çıkarken hani gelini ilk ev süpürgesi gibisinden bir adet var. Titiz olsun diye mi? Gibi. Bu da doğmamış çocuğa don biçmek. Bu kadar şirin bir şey için epey olumsuz bir söz oldu bu Büşra Hanım. Yüzü askı, vurur ifadesi askı. Her şeyin çok güzel olmuş bir tanesi. Kesin duydu sizi Serpil Hanım. Şu pike takımı hazır değil mi? Bunda herhangi hayır, bir şey hayır. Yok. O da kayınvalidem tek başına. Hani hiçbir terziye vermeden evinde yaptı. Kendisi işlediği işi. Kendi başına ve tek başına. Biz çok merak ettik kayınvalidenizi Şeyda Hanım. Tanıştıralım sizi. Nerede şimdi? Çağırabiliriz. Günün sonunda çağıralım mı? Olur. Bende bu kadar çeyizin yarısı var ama hepsi benim emeğim. Onun da kayınvalidesinin emeğine sağlık. Çeyizlerine bayıldım ama çeyizler resmen onun değil, kayınvalidesinindi. Bilseydik kayınvalidesinin evine giderdik dantelli patik görmeye. Ya bunu gerçekten bana kendi evet, işleri değil mi de, yani? Hani böyle bir makineye gidip ya da bir terziye gidip yanlarını yaptığım şey yapayım değil. Kesinlikle kumaşını ayrı aldı. Abi de. Şunları teker teker yaptı. Şunları da kendisi dikti. Yok, orayı kendisi dikmedi. Ha şu pulları kendi dikmiş. Evet. Kayınvaliden evet, kaç tamam. Yaşında? 45 yaşında. Yine de zor. Ne kadar genç bir kayınvaliden var ya. Şöyle yelekleri falan mutlaka göstereyim size. El emeği göz nuru olaraktan şöyle inceleyebilirsiniz. Çok güzel. Değişik ve gerçekten ince ince şeyler. Onun adı nedir? Çok güzel. Şal herhalde. Bu öbürünün adını biliyorum. Hülya Avşar kirpiği diye geçiyor da. Ne diye geçiyor? Türkan Şoray kirpiği pardon. Kirpik mi? Kırpa gitti. Türkan Şoray kirpiği diye geçiyor da bu yağmur damlası modeli diye geçiyor. Benim şalım falan yok. Niye? Sizin kayınvalideniz yapmadı mı? Yapmadı. Sen bana bir tane hediye edersin. Şal edemem tabii, şallar hediye ama başka bir şey istersen tabii ki de ederim. İstemem, benim bir tek şalım eksik. Bu kadar tepki göstermeyin Yazgı Hanım. Sonuçta bunlar çeyizin birer parçası. Alın ipinizi, örgü şişlerinizi kendiniz örün. Ay tabii ki de şaka yaptım, olur mu? İstediğin en güzellerini seç, hangisini beğeniyorsan tabii ki de senin olsun. Güzel günlerde kullanırsın. Allah'ım. Kızım olursa bunu bana getir, şey daha verir. Hanımlar, birdiniz iki oldunuz. Ya şöyle dedin. Çeyiz odasını incelediysek bence diğer yerlere evet. Bakalım artık. O da kalmadı zaten. Nasıl olsa baksak da alamayacağız diyorsunuz yani Yazgı Hanım. En iyisi bu odadan çıkalım. Ben kimsenin evinde böyle çeyiz görmedim. Eminim onlardan hiçbirinde görmeyeceğim. Ve görmeyeceğim için de eleştiri aldım. Benim için eksiksiz bir çeyiz odasıydı. Tam bir yeni gelin gibi. Dantel kenarlı nevresim takımları, iğne oyalı Yemeniler, kaneviçe takımları ve dantel örtülerle Şeyda Hanım'ın çeyizi çok ve zarif. Ş-
Şeyda Hanım'ın spesyal böreğinde kullandığı peynir kokusuyla sorun oluyor. Bence kokuyor. Bir koku var ama sanki şey gibi. Şeyda Hanım'ın düğününde yaşananları damat beyin annesinden yeni gelinler nasıl yorumladı? Hani sende bilmiyorum sadece bir gösteriş düğünü gibi tam bir görgüsüzlüktü. Günün sonunda Şeyda Hanım kimden kaç puan alıyor? Ve onların toplamında puanım. Sana puanım. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Ev gezmesinin ardından sıra geldi ikramları tatmaya. Açlıktan midem kıyıldı vallahi. Hepsini sen mi yaptın? Evet, hepsini ben yaptım. Sadece elmalı tarçınlı kurabiyem hazır ve kestane, çikolatalı kestanem hazır. O kadar. Geri kalanın hepsini ben yaptım. Masa düzeni sunumları güzel. Ama mesela cam kase de istemezdim. Daha farklı bir şeyde sunum yapabilirim. Çikolatalı olduğu için hani derin bir şey olması lazımdı. Hani akvaryum gibisinde. İçinde tuzlu mu var, nar var, evet, var ben, içinde? Evet, ben anlatacağım onu. Şimdi ona geldim. Patates altında var. Ortasında ekşili havuç var. Limonla ovulmuş. Üstünde kaymaklı mayonezli tavuk eti var. Turşu var. Salata turşusu ufalanmış, rendelenmiş. Ekşi de nar olarak var. Hani tamamen ekşi. Hani nar da tatlı olarak değil. Mesela gelen misafirlerine yine ne olursa olsun plastik kullanman yine benim hoşuma gitmedi. Yine salata için onu kullanacağım. Olsun. Yine kullanmayız. Peki öbürlerini kullanacağız. Yani başka. Sunum açısından da görselliği etkiliyor. Alman pastası mı diyorsunuz? Egler mi diyorsunuz? Profiterol. Profiterol mu? Sos az olmamış mı profiterol için? Kurudu canım. Altta da bir şey görmüyorum ki kuruması için. Yani kurudu, bazı yerlere maalesef çikolata sosu hiç gelmemiş. Peki hangisi sizin spesiyeliniz? Spesiyelimi getireceğim en son. Ha, tamam. Şimdi getirin spesiyelinizi de görüp değerlendirsinler Şeyda Hanım. Şöyle spesiyelimi ortaya koyacağım. Oo, çok güzel gözüküyor. Tadını da seversiniz umarım. Bir yanında peynir, patates. Açayım öyle bak. Evet, havuç var sanırım. Şunu böyle bırakacağım. Yufkayı da mı yapılıyor? Üç ayrı bir şekilde yufkayı pişmiş, yine limonda bekletilmiş havuç. Diğer ayrı bir yufka içerisinde dereotlu Kars peyniri, beyaz peynir diye geçiyor. Baharatlı patates. Her biri ayrı bir şekilde yufkada sarılıp sonra hepsi bir yufkada sarılıp rulo şeklinde yapılıyor. Dilim dilim kesilip fırında yumurtalı yoğurtlu bir şekilde pişiyor. Evet, güzel olmuş. Güzel gözüküyor. Evet. Neyse artık alalım mı? Yazgı Hanım'ın umrunda olan tarifler değil, ikramların kendisi. İştahım açıldı. Acaba tatları da görünüşleri kadar güzel mi merak ediyorum. Patates fena değil ama karabiber çok ön planda. Ben pek almadım ama. Açıkçası peynir bilmiyorum ama pek benim damak zevkime göre değil. Ve bana biraz kokulu geldi. Bir de dere otundandır. Yani hanımlar peynir kokuyor mu kokmuyor mu? Bence kokuyor. Peynirde bir koku var ama sanki şey gibi böyle koyun peyniri gibi. Evet, değil yani mi? Koku bir var. Koyun peyniri kokar ya böyle o tarz bir koku var. Aynen öyle. Yani onun dışında havuçlu bölümü de bildiğin havuç. Başka söyleyeceği olan var mı? Çok fazla beğenmedim. Umduğumun çok altında. Kübra Hanım? Ben keşke peynir olmasaydı. Peynir olmasaydı yerine farklı bir şey olsaydı beğenirdim ama peynir yüzünden. Tarifi hani, oydu. Hani üç ayrı bir tat olaraktan bence öyle denedim. 2'de 0 Şeyda Hanım. Şu ana kadar spesiyaliniz beğenilmedi. Sanırım 3'te 0 olacak. Bu tarz üçlü börek yerine aslında karabiberi az patatesli börek yapsaydın gerçekten yiyebilirdim 3-4 dilim kadar ama yok hayır. Bir kere havuç, peynir, patates üçünü zaten aynı şey içerisinde bilmiyorum kullanmam hiçbir şeyde ben. Börek 3 bölüm olduğu için ben oylamaya sundum. 2 bölümünü beğenmediğim için 2'ye 1'den beğenmedim. Çok güzel. Zaten bu akşam hiçbirinize hiçbir şeyi beğendiremedim. Her bir şeyde bir hata, bir şey buldunuz. Ben sizin için o kadar uğraştım. Her bir ayrıntıyı misafirim şöyle yapar, misafirime şöyle. Size değer vererekten hani ya bu kadar şey yaptım. Ya şimdi sen bu kadar emek gösterdin de biz hepsini beğeneceğiz anlamına beğenmek gelmiyor. Beğenmek zorunda değilsiniz ama hani hiçbir şeyi beğenmeyip de
Yani her bir şeye bir kul bulmanız, yani sonuçta hani emek var ya, yani bunca şey var sofrada, bu kadar şey var ya, tamam hani spesiyeli sadece yorumlayabiliyoruz ama ha, yarın sen jüri koltuğunda oturacaksın, evet. Biz yarışmacı olacağız. Yarın evet, o zaman da zor. Peki o zaman da sen bize hiç eleştiri yapmaman lazım. Madem öyleyse. Bu kadar hunharca yapmam herhalde. Hayır, o hani zaman. Ben dostça bir sohbeti önce şey yapardım. Hani bu kadar ağır eleştiriden önce bir dostça sohbet, hani bir neşe, bir kahkaha. Hani önce bir konuşuyorduk. Biz dostça sohbet sonra etmediğimizi tamam, mi söylüyorsun? Evet. Bu haftanın sessiz gelini Kübra Hanım yerinde bir müdahaleyle ortamdaki gerginliği azaltmaya çalışıyor. Biz sana burada arkadaşlar, öyle bir şey söylemedik artık ki. Düğünü izlemeye başlayalım mı? Şimdi ben size düğünümü açayım. İkramlardan memnun kalmayan yeni gelinlerin düğün için eleştirileri ne olacak bakalım? Biz giriş olarak Azeri oynamayla girdik. Hani danstan ziyade dansı bir sonrakinde yapıyoruz. Azeri dansına çalıştınız mı Şeyda Hanım? Oynamayı biliyordum. Kafkas'ı biliyorum. Hani az çok da olsa. Esin oynamayı pek sevmiyor. Orada benim gözlerimi yalvarır derecesinde bakıyor. Ne olur oturalım, ne olur oturalım yeter diye. Ben hala direniyorum. Düğünün ilerleyen saatlerinde ben tek oynuyorum, o yok. Damat yok. Çok pardon, durdurabilir misin? O paralar nereden geldi? Ben orayı kaçırdım. O paralar bizde misafirler tarafından değer verilen kişilere, hani zaten hani düğüne geliyorsan değer veriyorsun dediğin, ama hani saygı açısından kafadan da para atılır ve eline para verilir. Hani oynarken elinde tutuyorsun, oyun sonunda en son çalgıcıya para veriliyor. Beğendiklerine göre mi? Hani beğendikten, beğendim 5 lira, çok hayır, beğendim 100 lira. Hayır, kesinlikle o yönden değil. Saygı açısından. Çocuklar da çok fazlaymış. Her düğünde evet, olduğu gibi. Evet, olması bu olmazımız. Normalde çocukları hani genelde hani bazı yerlerde çocukları istemezler. Benim şimdi çok sevdiğim yeğenlerim var. Ailede çok sevdiğim küçüklerim var. Düğünümü hatırlamalarını istedim. Hani ortada hani görüntüyü çok fazla kirletmesinden ziyade palyaçomuz vardı orada. Şu anda palyaço çocuklara hakim olamamış ama hani benim düğünümü hatırlamalarını istediğim için çocukların da tabii ki de düğünde olmasını istedim. O bende de var hani çocuklar ama çok böyle ya, sevdiğim bir şey değil ya. Benim yani evet, böyle gerilimin şey, altına basıyor, üstüne basıyor, çekiştiriyor. Kesinlikle. Abla öpeyim, teyze çok, öpeyim falan. Onlar için de güzel bir an. Mesela ben de gittiğim, küçüklükte gittiğim düğünleri çok güzel bir şekilde hatırlarım yani. Biz de onu yapardık. Annemle babam oynardı, ben eteklerini yapıştırdım ki beni de kucağın, beni de oynatın diye. Hani daha o zamanlarda. Ben gelinin yakışmayacağını, yakıştığını düşünüyorum her kıza. Hani çirkininden en güzeline ve gerçekten gelinlik yakışmış. Ki onun tarzı, hani gelinliğe pek yorum yapmak gerçekten haddime olmaz yani. O beğenmiş, mutluymuş içinde. Çok da yakışmış yani, önemli olan evet, o. Evet, gelinlik bence de çok son yakışmış. Son haftada verdin? Düğün öncesi onu anlatmadım. Yani gelinlik tabii bittikten sonra kilo evet, vermişsin herhalde. Çünkü şuraların da çok bol belli yani. Evet, benim düğünden bir hafta önce çalıştığım iş yerimde apandisitim patlıyor. Oo, geçmiş apar olsun. Apar topar gece 2'de ameliyata alınıyorum. Düşünsenize cerrahi bir şekilde, daha yarın sadece kişilerinizi alınmamış ve o şekilde düğüne geliyorsunuz yani. O kadar taze bir şekilde ve hani ameliyattan sonra da hani açlık süresi olması gerektiği için kendimi toparlayamadım. O yüzden bir zayıflama anladım oldu sen orada. Sen şimdi ameliyatlı mı bu kadar oynuyorsun? Evet. Ay, maşallah yani. Bir hafta evet, olmuş ameliyat olalı. Düğünü erteleyemedik. Erteleyemeyince gayet iyi hissettim kendimi. Yani o da onun nazarı diye düşündüm. Bu sefer pişman olacaktı. Bunda bir sakınca yok yani. Ya hayır, oynamak da az çok önce dedi ya ameliyatlı olabilir, ameliyatlı. Olabilir. Ben de ameliyatlı olsam, hatta aynı gün olsam. Ya evet, tabii ki ama ameliyat da sıkıntı oldu sonuçta, apandis burada. Bir kere yani yaşayacak, biraz olmamış, beni gevşek bırakmak zorunda yani kaldık. Yani o sıkıntı olabilir çünkü ama benim olmamış neticede. Ameliyat olsun oldu, biliyorum. Sende bilmiyorum duvak açık girmiş hani dikkatimi çekti. Evet, bizde de öyledir, duvak kapalı girilir. Ben ama açık. Gerçi nikahınız önceden oldu değil evet, mi? Evet, nikahımız önceden evet, nikah oldu. Önceden olduklarında açık evet, oluyor. Benim nikahım düğün içinde olduğu için duvağım kapalıydı. Benim yani de. Nikah artık helal için gibi. Bizim dini nikahımız da nikah zamanı oldu. Nikahımız da önceden oldu. O yüzden evet, de herhalde ama.
Peki el çiçeğini özel mi yaptırdın yoksa hazır mı aldın? El çiçeğimi özel yaptırdım. Pembe konsept kullandım. Pembe olmasını istedim. Canlı çiçek kullandım. Hani ve çiçeğim hani elimdeki canlı çiçek. Evet, elimdeki canlı çiçek. Hani bekar kızlara fırlatma olayında orada gitti zaten. Çok üzüldüm. Hani keşke kurutup saklasaydım diye. Orada bekar kızlardan birine nasip oldu. Onlar için ayrı bir çiçek yaptırabilirdin. Evet ama öbür çiçeğim duruyor. Hani gelinin yanında satın aldığım, hani gelinin yanında olan hani paket çiçek olur ya. O bende hatıra olarak kalıyor. Ben onu ekstra olarak yaptırmıştım. Onu atmış oldum. Öyle hatırasını onun olarak saklıyorum. Mekanınız böyle kiralık bir yer mi? Hani burada hep düğünler olur evet. mu? Yoksa açık tabii, tabii düğünler için. Hani ne kadara kiraladınız orayı? 3000 liraya kiraladık. 5000 lira da orkestraya mı verdiniz? Orkestrayla şey organizasyon şirketine verdik. İki damlay dahil, pasta dahil içerisinde. Kaç kişilikti? 800 kişilik. Şu karanlık arka taraflar görünmüyor mu? 800 evet. kişinin hepsi dolu muydu? Evet, yaklaşık 750 falan vardı. 750-750 kişi. Mekanla ilgili şunu söyleyeceğim. Verdiğiniz paraya yazık olmuş. Neden? Tam anlamıyla ne misafirler gözüküyor. Ne bir ışık sistemi, ne o kamerası. O kameranın alışıyla arka taraflar ışık var. Bak şurada gördüğünüz o gibi. O yeterli değil bir hayır, yer için. Hayır, yeterli. Bir dakika. Olmamış. Yeterli aslında mı? Şu anda hani videoyu çeken kameranın alabildiği o kadar. Sanki gerçekten karanlık bir ortam. Bu mekan için ödenen para sizce normal mi hanımlar? Kesinlikle değil. Çok pahalı. Burası neresi? İzmit mi? İzmit'te. Yani İzmit'te böyle bir yer için bence çok yüksek bir ben rakam. Ben daha makyajını göremedim. Gelin başını ne kadara yaptırdın? 500 liraya. 500 çok makyajı iyi. Dahil makyaj dahil mi? Makyaj dahil. Kına? Gelin paketi, gelin başı paketi, kına ayrı. Makyajın porselen miydi yoksa porselen normal mi? Porselen makyajı. Porselen makyajsa çok iyi yapmışlar 500 liraya. Aynen öyle. Düğüne devam edelim böyle. Burada parayı alıp bıçağı veriyorlar. Kesiyormuş gibi yap diyor. Biz maketi kesiyormuş gibi yapıyoruz. Sonra gülüyoruz tabii yaptığımız işe. Peki dediniz ki benim konseptim pembe her şey. Neden düğün pastası kırmızı? Pastayı görmedim. Maketi görmedim daha önce. Pastam ama pembeydi. Pembe kremalı olmuş. Bunu biz de yaşadık. O verdiğiniz evet. mutlak oluyor. Ve biz nişanda bile yaşadık onu yani. Evet onu. Bu arada herkes bir şey söyleyeceğim. Mutlak karşı, tabii. Çok bağımsızsınız ya. Sanki orada gelin damat değil de bir sünnet düğünü çocuğu varmış gibi yani seyirciler apayrı. Yani ya siz sünnet çocuğu gibi olmamışsınız. Aslında kamera o kadar hatalı ki tamamen bize yönelik almış seyirciyi almıyor. İzleyicileri hani ama seyirci zaten misafirleri, yok. Misafirler yoğun hani onlardan ziyade bizi daha çok ön planda aldığımız için hani arka taraf görünmemiş olabilir. Neyse hazır burada durdurmuşken kayınvalidine de bir bakayım. Evet. Şeydacığım o kaynana bu kaynana mı? Evet o kaynana bu kaynana. Kayınvaliden de bakımlı bir kadınmış. Evet öyle gerçekten. Çeyiz odasında gördüğümüz bütün o çeyizlerin mimarı. Devam ediyorum. Bu da kayınpederin mi? Evet kayınpederim o da. O da dünya tatlısı bir insandır yani. Ellerinde yine para var galiba. Evet para veriyoruz elleri. Siz mendil yerine parayla oynuyorsunuz sanırım. Evet. Ve herkes mutlaka verir. Şu kalabalık sadece onun için yani. Ellere bakar mısın? Bu bir gelenek mi? Anlatır mısınız bize? Bizde genelde hani böyle saygı açısından oynayanlara para verilir. Aa! Evet. Paralar onun mu oluyor? Para onun olmuyor. Çalgıcıya sonra gidiyor. Ama mutlaka veriliyor. Ya verilmezse hoş karşılamıyor. Aldığı anda parayı çantasına atsa kimse bir şey der mi? Diyemez tabii ki de ama öyle bir şey zaten hiç yaşanmadı. Yaşanmaz. Ayıplanır zaten. Direkt zaten çalgıcıya veriyoruz onu. Öyle değişik bir olay. Çok fazla hani her kültürde yok böyle eli para verip de parayla oynamak. Evet. Ben de Azerilere gelin gittim ama bizde de böyle bir şey yok. Olsa da herhalde kendi açımdan söylüyorum. Derdim bu nedir ya? Hani para mı sergiliyoruz? Bu benim tabii ki şahsi fikrim. Öyle bir şey istemezdim. Oraya hani katkıda bulunmuş gibi bir hem şey. Hem takı yani. Takıyor hem onu mu aynen yapıyor? Öyle. Hem takı takı. Zaten bir takı parası kadar da zaten ortalıkta gidenlerin haddi hesabı. Eğer bir Azeri düğününe gidersek hem takı hem de para. Bayağı bir masraf oluyor. Aynen öyle. Dolarlar saçılıyor. Çocukların okul eğitim masrafı çıktı. Aynen öyle. Sizin de başınızdan para yağdıranlar oldu mu hanımlar? Eşimin amcasının oğlu çok fazla değil ama yağdırdı yani. Bende de yağdı değil. Ama benimki sahte paraydı.
Takılar takılıyor, paralar havada uçuşuyor. Nişanınızda da var mıydı bunlar? Nişanda daha fazla vardı. Ne kadar para saçıldı? Sadece ortaya 2000 lira dağıtıldı. Sadece ortaya dağıtılan. Nişanı kız tarafı yapıyor. Onları da sizin tarafınız mı, evet, paraları beraber, saçtı? Nişanı şöyle, eşimle beraber yaptık. Aynen öyle. Nişan da yani eşinle sana ait. Düğünü evet, eşinle birlikte mi yaptın? Yok, düğünü eşim yaptı. Nişanı normalde kız tarafı yapmaz evet, mı? Evet, öyle yapıyor. Bizim tarafta yine karşıda şey yaparlar. Yine erkek tarafı, her şeyi erkek tarafı yapar. Öyle karşıda her şeyi erkek tarafı yapar. Hadi biz de şey yapalım, ortaya bulalım, beraber yapalım gibisinden. Hiçbir şekilde anlaşmazlık yaşamadı. Gayet bir anlaşmalı, gayet limonlu bir ortamda her şeyi öyle hallettik. Kız ama tarafı ne yapar? Bu konuda bir şu aile aynı fikirdeyim. Yazık gerçekten. Yani bu kadar çok para. Al para, yani oynan. Düğünün yapılma amacı sanki şey hani. Çok özür diliyorum. Paraların hani böyle dağıtılması. Bir canlı müziğe gidersin, böyle dansöz gelir, sıkıştırırsın, oyna hadi falan. Oo, bu söz olmadı galiba. Oo, kesinlikle onu eleştirdim. Hayır. Dinlersen bir anlatayım evet. Önce. Hani sürekli para, bak bende de var. İşte bende 50 dolar var, 100 dolar var, al oyna falan der gibi. Biz de öyle. Hoşlanmadım yani. Evet. Azerbaycan'da da o şekilde yapılıyor. Bu şekilde devam eden bir gelenek. Hani böyle gördük, böyle devam ettireceğiz. Belki oğlum olur, onun sünnetinde tabii, de böyle devam saygı eder. Duyuyorum. Ama bu kesinlikle hani dansöze gel güzel oynadım, para vereyim gibi bir hava değil. Ben kendi düğünümde asla böyle bir şey istemezdim. Tamamıyla hava atma amaçlı. Görgüsüzlükten başka hiçbir şey değildi. Şeyda Hanım ve eşinin düğünlerinde yaptığı Azeri dansı ilgiyle izleniyor. Kayınvaliden el işinde olduğu kadar oynaklıkta da başarılı. Maşallah. Mesela adetlere o kadar düşkünsünüz ama Azeri'nin böyle madem tam dolu dolu yaşıyorsunuz, Azeri'nin oyunları böyle daha kıvrak, daha farklıdır. Mesela tam anlamıyla gerçekleştiren böyle tam Azeri göçmeni diyemedim. Biz Azerbaycanlı değiliz. Azeri, evet, Azeri göçmeni Karslıyız. Yine diyorum hani, eşim. Evet, yani biz Azeri birebir geleneklerini almadık, biz de böyle. Hani bu şekilde. Azeri dansı eleştirileri alan Şeyda Hanım, biz de böyle diyerek konuyu kapatıyor. Erkek tarafının takacağı takı böyle tepside mi geliyor size? Evet. Yani o plastik tepsi mi, yok ben mi öyle görüyorum buradan? Plastik. O tepsiyi birazdan göstereceğim size. Tepsimi de saklıyorum. Makasımı falan da saklıyorum. 12 tane bilezik mi? Evet. Damadın babasından 12 adet bilezik dedi. Daire. Düğününüzde kayınvalideniz size resmen daire tapusu takmış. Ben demişim bu kayınvalide gibi kadın diye. Hanımlar, küçük dilinizi yuttunuz galiba. Ses yok. Hayır, ben başında demiştim bu sadece bir gösteriş düğünü gibi. Onun da ispatı yani daire taktı falan. Büşra Hanım'dan ooo dedirten bir eleştiri daha. Kayınvalidesinin tapu takmasına zaten hepimiz şok olduk. Tam bir görgüsüzlüktü. Hayatımda da ilk kez karşılaştım. İnşallah son olur. Rezalet. Güle güle kullansınlar. Tapusu senin adına mı? Evet, benim adıma senin çevirmiş. Senin yaptığın sürpriz. Bir gösteriş değil zaten. Sen alıp da kayınvaliden bunu bana hediye etti değil de kayınvalidenin yaptığı şey biraz gösteriş. Yani yaptığı bir şey hani orada herkesin de duyması tabii ki de zaten güzel bir duyuluyor. Şey. Hani gösterişten ziyade orada herkesin bilmesi ve bana yapmış oldu, düğünümde zaten yapmış oldu. Zaten duyuluyor, jest, evin var mı, kiralık mı? Jest, emin olun siz de birine bir ev hediye etseniz aynısını yapardınız. Ya da başka bir şekilde duyulurdunuz. Yapanı da istemem, önce kendimizi yapmam bir alalım da hediyeyi evet, sonra düşünürüz. Tam da hayatın içinden bir yorum oldu bu. Hani kıskandılar, ondan %1000 eminim. Çünkü bir ev yani o kadar kolay alamıyor yani, biliyorsunuz bu zamanda ve hediye etmek veya bunu bir duyurmak, takıda göstermek gösteriş değil. Çünkü ev almak gerçekten bana göre öyle toplumun içinde gösteriş. Zaten şey oluyor hani evin var mı evlenirken, yok hele kayınvalidem sağ olsun evini verdi bana falan, işte bize ev zaten aldı demek vardı. Vardı. Sürpriz olarak. Ama kayınvalidenler köyün ağası gibi bir şey mi ya? Yok. Yani bayağı bir aile. Maddiyat açısından evet, bayağı bir hani böyle köy ağası gibiler değil mi? Evler, arabalar. Biraz daha şeyler, yat, kat falan Şeyda, böyle gelir. Peki senin baban ne yani taktı? Bilezik taktılar. Kaç tane? Dört tane bilezik. Dört tane bilezik. Evet. Adaletine yandımın dünyası.
Bu laf yoruma çok açık Büşra Hanım ama kendiniz için söylediniz galiba. Bu da son nokta yani. Aynen öyle. Asla şu durumda olmak istemezdim. Senin açından demiyorum. Ben gurur duyarak izliyorum. Yok, gerçekten düğünümde çok güzel oldu. Herkes tarafından çok beğendi. Ya hayır, biz o açıdan, bizim... Büşra o evet. açıdan söylemedi. Yani yanlış anlaşılacak bir konum yok. Yoksa Allah daha çok burada. Versin. Bütün İzmit'sin olsun. Konu o değil ama. Sizin kayınvalideniz bunu yapsaydı? Kayınvalidem bana böyle bir şey yapsaydı benim bütün akrabalarım, arkadaşlarım herkes derdi ki ne kadar görgüsüzler evet. diye bir tepki alırdım ya ben. Ya ben aksini benim düşünüyorum kültürüme çünkü göre. Her gelin düğününün hani bir gösterişli böyle soluk kalmasını istemez gösterişli olmasını yani düğünün ister. Gösterişli ben takıdan yana olmamalı bence. Tabii ki de olmamalı. O hayır. Dört... Konsepte bile düğünde ne takılı, düğünde ne gelir tabii ki de takı hayır, çok önemli bence. Hayır, yarışmanın konsepti ayrı bir şey ama biz burada genel anlamda düğünler, düğünün yansıyalım. Gösterişinden bahsediyoruz. Yalnız onlar insanların gönlünden kopan hediyeler. Yeni çiftliğe yeni bir yuva kuruyorlar. Yani destek, yardım onları öyle bir şey söylemek istiyorum. Hayır, ben seninle adı üstünde, aynı görüşte değilim. Pardon, adı üstünde gönlünden kopan bir hediye. Evet. Bunu gelinine ve oğluna jest olarak yapıyor. Farkındaysan babasının taktığı 12 adet bileziği yargılamıyoruz. Neden 12 adet? Neden bu kadar fazla gibi yorumlar yapmıyoruz ama tapu bir kağıtta kırmızı kurdele işte Toki'den bastıra bastıra Toki'den bir ev bulunduğum keşke sizinki de ev hediye etseydi keşke ev sahibi bana, hani olarak bana şey olsaydı Allah onların belki sağlığını göstersin keşke ben sağlığımla biz de o dilekçeyiz yani hayır keşke yapsa keşke kaynanmış hayır, şöyle olsa böyle belki şu olsa anda, hayır bak eğer öyle bir şey olmuş olsaydı derdin ki güzel bir şey her şeyden öte o bana doğurduğu, büyüttüğü oğlunu kazandırdı. Tabii bütün evlere orası, bedel. Orası o ayrı bir olay zaten. Başkasının aldığı, yaptığı şeylerle bir düzen tutturacağımı kendi eşimle aç kalıp belki de ki çok şükür böyle bir şey yaşamadım başkasının da. Başkasının dediğin eşimin annesi zaten. Tamam işte yani ne olursa olsun. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu birçok insanda da vardır. Allah korusun yarın bir gün kayınvaliden en ufak bir problem yaşadığında yazıklar olsun sana ya ben sana bu kadar şey yaptım şu bana yaptığına bak der. Evet. Bunu demeyecek kayınvalide tanımıyorum. Tanıyor musunuz arkadaşlar? Der yani. En kötü bir şey de bunu eşin de söyleyecek evet, sana. O demese ben derim sana ya ben ne yapıyorum olsun, benim annem ben neler yaptı diyecek ama ben şunu söyleyebilirim. Ben her şeyi kendim yaptım. Ben her evet. şeyi eşimle severek huzur dolu yaptım. Bana kimse destek çıkmadı. Bu saatten sonra da kimse olmasın ve kesinlikle. Herkese gerektiği yerde gerektiği cevabı herkese veririm. Kesinlikle. Kırmamak adına susmam. Takı merasimi devam ederken asıl bomba şimdi patlıyor. İki tane mi tapu var? Evet. Bir sana bir eşine mi? Onda daha bir şokum yani şu anda. Yani dede olan iki bilezik mi taktı? İki kalın bilezik, güzeldi. Şaka yapıyorum. Ya demin babasını eleştiriyordun dört bilezik diye. Ben şimdi babasını dört bilezik dedesine iki bilezik mi taktı? Yani çelişkili geldi. Ben dört bilezik taktı diye eleştirmedim. Farkındaysan babası 12 bilezik taktı. Ona da bir şey söylemedik. Ben sadece espri anlamında söyledim. Kaç tane bilezik takıldı sana? 21 tane. Bu düğüne göre 21 bilezik az. Bence de oraya göre az yani. Nakitimiz fazlaydı. Ne kadar nakit toplandı? 10 bin lira kadar nakit vardı. Çeyreklerimiz fazlaydı. 10 bin nakit, 40 tane çeyrek çok az. Yani benim düğünümde bana o kadar evet, takıldı. Belki de, belki de. Yani senin bildiğin aşiret düğünü gibi bir şey. Ben sizden altın, kemer falan bekliyordum yani açıkçası. Ama bileziklerin gramı fazla olabilir. Benim sadece nakitim 20'ye yakındı. Şeyda Hanım'ın takı merasimiyle olay yaratan düğün görüntülerini izliyoruz. Gülü bir gün seni her gün hiç bıkmadan seveceğim. Adım adım hep peşinden bil geleceğim. Şeyda Hanım kına kıyafetiyle konuklarına sürpriz yapıyor. Bindalımla. Teşekkür ederim. Böyle anı yeniden yaşayarak sanki yeniden o günleri yaşıyormuşum gibi. Çok mutlu oldum. Düğünümde şöyle... Bilezikleriniz de bindallıya çok yakıştı. Sarı olduğu için modası da çok yakışıyor. Sarı zaten her renge yakışıyor ama şöyle göstereceğim. Bugün altınlarınızı epey gördük zaten Şeyda Hanım. Aynen öyle.
Altınlar. Altın altını çekermiş diye haftaya başlayalım dedik. İnşallah. Senin altına ihtiyacın yok canım hala. Bebeğimin ihtiyacı olabilir. Onun kısmetine bakalım. Belki o isteyebilir. Onun ihtiyacı olabilir. Neyse babaanne öyle... bu sefer bir kuyumcu dükkanı anahtarı takar sana. Onun inanıyorum öyle... yani. Aynen. Onun öyle babaannesi varsa satıya da gelmez zaten. Evet sağ olsun. Bu konu bütün hafta boyu sizin başınızı artacak Şeyda Hanım benden söylemesi. Hanımlar yorumlarınızı alalım. Ben kıyafetini çok beğendim. Normalde kaftan hiç sevmem, kullanmadım da. Ama sana çok yakışmış, çok beğendim. Yalnız evet. Tacını beğenemedim. Biraz tacın kaldı. Daha lila olmuş. O daha bir böyle morumsu evet. Bordomsu tarzı bir şey. O daha açık kalmış ama onun dışında güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Aslında ben de Yazgı ile hemen hemen aynı fikirdeyim. Sadece tacını istemedim. Bizim nasıl? Taş biraz zıt olmuş ama aradan bir sene geçmesine rağmen yani kaftanı gayet güzel evet. Hala taşıyorsun. Aynen öyle. Sadece tebrik saten ediyorum. Olduğu için biraz saklamada yani. Sıkıntı çektim. Ne kadar ötesek de torbaya girince evet. Biliyorsunuz. Evet. Öyle. Rengi çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de aynı fikirdeyim ama o bence kaftanın güzelliği o şeyi kapatıyor yani gayet. O olmayınca çok sade kalıyor gerçekten. O da onun bir parçası. Aynen. Nazar öyle. Boncuğu gibi durmuş aynen. Ama gayet güzel kaftanı ne kadar aldın? Eşim al bilmiyorum ama. Şeyda Hanım günün başından beri ilk kez tüm gelinlerimizden olumlu yorum alıyor. Evet galiba güzel bir kapanışla güzel bir günümü bitireceğim. Kötü gidişata günün sonunda dur diyebilen Şeyda Hanım hazırladığı hediyelerle misafirlerinin yüzünü güldürüyor. Şöyle. Kocaeli'den Kocaeli'nin meşhur pişmaniyesinden. Ay çok teşekkür ederiz. Geldiniz unutulmaz olsun. Ben size Karspor'un renginden bir lif veriyorum şöyle. Misafirlerine hediyelerini de veren Şeyda Hanım, bakalım yeni gelinlerimizden kaçar puan alacak? Ve onların toplamında... Puanım. Sana puanım. Gelin evinde bu haftanın ilk ev sahibi olan Şeyda Hanım'dan güne dair yorumlarını alıyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir gün geçirdik. İnşallah sizi mutlu edebilmişimdir. İnşallah ikramlarım olsun gerek görsellik olsun sizi ikna edebilmişimdir. Hani gelin evi olaraktan. Kırıldık, kırılma noktasına geldik. Açık aradık, savunmaya geçtim. Yapımla alakalı hoş görün, maruz görün. İnşallah hayırlı bir sonuç olur tabii ki hepimiz için. Şimdi oylamanızı bekliyorum. Yazgı'dan başlayalım. Gelin evinde bu haftanın ilk puanı Yazgı Hanım'dan gelecek. Bakalım Yazgı Hanım'ın Şeyda Hanım için uygun gördüğü puan kaç? Bu puanı veriş sebebim emin ol tamamen adaletli olduğumu düşünüyorum. Sadece giydiğim bindallıyı beğendim. Onun dışında sana yaptığımız her eleştiride hemen kendini üste çıkmaya çalıştın. Hiçbir zaman bize evet olabilir, haklı olabilirsiniz ama ben böyle seviyorum diye bir cümle kurmadın. Sadece kurduğun cümle bu böyle olur, bizde böyledir, şu şöyle olur tarzındaydı. Sizde adet öyleyse bende de benim adetimde de bu var diyorum. Ve... Bunların doğrultusunda sana olan puanı... 3. Bayağı stresli geçti gibi. Kesinlikle. Neyse atlattım. Sıra sizde. Sizle devam edelim. Şeyda Hanım'a puan verme sırası Serpil Hanım'da. Şeyda'cığım üzgünüm. Daha fazla vermeyi de isterdim sana. Ama şu ana kadar yaptığın tüm sunumlarla alakalı sadece gelinliğin, onun haricinde mutfak düzenin, ve sadece çeyizlerinden bu notu veriyorum. Dediğim gibi sadece bu üç şeyi beğendim. Ve bunların toplamında yani bu yüzden sana puanım 5. Hadi Büşra sana sen de oyunu kullan. Kullanayım geleyim. Eleştirilerinde epey sert olan Büşra Hanım
Puan verirken de bu kadar katı olacak mı bakalım? Bizi karşılarken gayet şık, güzeldi. Yalnız dediğim gibi elbisesi çok şatafatlıydı, çok göz yoruyordu. Aynı zamanda ayakkabısında bir detay, düğmeleri, kemeri, takıları çok göz yoruyordu. Ama güler yüzü bizler için yetti. Tamam. Bütün bu anlattığım sebeplerden dolayı puanım arkadaşımıza üzülerek 5. Hayırlısı olsun. Hadi Kübra bakalım. Sonra oynama olarak. Ve son yarışmacımız Kübra'nın puanını vermek üzere salondan ayrılıyor. Genel olarak çok iyi değildin. Bir emek vermişsin. Bu yüzden sana puanım 4. Herkes oyunu kullandığına göre. Bu arada ben de sabırsızlanıyorum. Yarın bana geliyorsunuz. O yüzden yarın bekliyorum inşallah hepinizi. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Sizi tanıdığım biz için de çok mutlu oldum. Sizi başka zaman da misafir etmek isterim. İnşallah. Şeyda Hanım günün sonunda misafirlerini üstünde bin dallısıyla uğurluyor. Yarın için kolay gelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sorulayım ben. Gelin evinde yarın. Benim kahvemi taşırmışsınız. Kovmaktan beter etti beni. Etme bulma dünyası. Günün sonunda Serpil Hanım hak ettiği puanı alıyor mu? Ona vermiş olduğum puan. Ona puanım. Bu yüzden ona puanım ve puanım. Hepsi yarın gelin evinde.